Mağru kültürü ve dansları hakkında bilgiler veriliyor ve farklı yörelerin halk dansları tanıtılıyor. En son yapılan dansa Maurilerin savaş dansı olan Haka dansı. Haka artık günümüzde Yeni Zelanda rugby milli takımının tüm maçlarından önce yapıldığından dolayı oldukça meşhur bir hale geldi. Dansın amacı düşmanı korkutmak. Sert hareketler, dil çıkartma, elleriyle göğüse ve dizlere vurma, gözleri büyütme, Haka dansının değişmez ögeleri. Oğullarını Yeni Zelanda'dan Çanakkale'ye gönderen anneler yolda aç kalmasınlar diye bu bisküvileri yapmışlar. Bu bisküviler o günden bugüne üretilmeye devam ediyor Yeni Zelanda'da. Adı da zaten Anzac bisküvileri. Yola dayanıklı bisküvilermiş bunlar. Biraz daha büyük yapmışlar ki doysunlar diye. Ve bu çocuklar Osmanlı'ya karşı Çanakkale'de savaşmışlar. Günümüzde bile hala bu bisküvinin üretimi devam ediyor. Biz de şöyle bir tadına bakalım nasıl bisküvilermiş, nasıl doyurucu bisküvilermiş diye. Sevgili seyirciler, biraz sert bir bisküvi. Uzun yol koşullarına dayanıklı olması amacıyla yapılmış bu bisküvi, üretilmiş bu bisküvi. Biraz önce de söylediğim gibi gerçekten sert. Yeni Zelanda Anzac olayını, Çanakkale olayını bisküvilerde bile yaşatmaya devam ediyor. Zaten bakıyoruz burada bisküvilerin hep arkalarında bu bisküvinin nasıl çıktığı açıklamalı olarak da burada yazılmış. 1915 Gelibolu diye tarihi Çanakkale'yi, Gelibolu'yu unutamamış Anzaklar. Bisküvilerde bile onu yaşatıyorlar. Karanga, 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 te aloha e, tenga iwi o te motu e. Harmara, 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 iakumagi e. Özellikle Asya ülkelerinden gelip yerleşen ve bu ülkenin vatandaşı olan çok sayıda insan var Yeni Zelanda'da. Bu ülkede yeni yeni organize oluyorlar. İlk önce kendi aralarında güzel bir dayanışma sağlayıp sonra güzel işler yapmak var onların hedeflerinde. Hemen her hafta bir araya gelen, birlikte yemekler yiyip sohbetler eden, güzel işler yapmak için gayret eden ve ülkemizi çok uzaklarda temsil eden Türkleri görünce mutlu oluyoruz.
Sayıları az da olsa Yeni Zelanda-Türkiye ilişkilerini geliştirme adına hedefleri büyük onların. Kimisi kebapçı, kimisi dönerci, kimisi öğretmen, kimisi de öğrenci. Ama hepsi ülkemizi bu topraklarda temsil etme şuurunda. Yeni Zelanda'nın eğitim açısından çok güzel avantajları var. Özellikle İngilizce dilinde eğitim görmek ve İngilizcelerini geliştirmek isteyen öğrencilere bu ülkenin ana dilinin İngilizce olması çok cazip geliyor. Gerek lise, gerek üniversite, gerekse akademik master doktora diplomalarının tüm dünyada geçerli olması Yeni Zelanda'yı daha da cazip kılıyor. Ayrıca Yeni Zelanda'da üniversite eğitim süresi 3 yıl. Bu ülkede mezun olan üniversitelilere Yeni Zelanda'da iş imkanı için devlet 1 yıl ekstra iş arama vizesi veriyor. Üniversitelerinin dünyanın en iyi 200 üniversitesi arasına girmesi Yeni Zelanda'yı eğitim alanında çok daha avantajlı hale getiriyor. Yeni Zelanda yabancı doktora öğrencilerine kendi vatandaşı gibi eğitim ücreti uyguluyor. Doktora eğitim ücretlerinin 3500 ila 5000 Yeni Zelanda doları arasında olması ülkeyi ana dili İngilizce olan ülkeler arasında dünyanın en ucuz doktora eğitimi veren ülkesi durumuna getiriyor. İngilizce seviyesine göre doktora eğitim ücreti belirlenmesi, IELTS skoruna göre 7,5 alan öğrenciye burs imkanının olması, doktoranın ücretsiz olup ayrıca 1800 Yeni Zelanda doları aylık burs imkanının var olması söz konusu. Yeni Zelanda'da İngilizce öğrenmek isteyen aday öğrencilerin yaşlarına göre dil kursu ücretleri belirleniyor. Örneğin 25 yaş ve üstü için daha ekonomik kurs imkanları var. İki ülke arasındaki dostluğa vesile olabilecek tarihi ve kültürel konularla ilgili akademik çalışma yapmak isteyen aday öğrencilere üniversiteler daha güzel imkanlar sunabiliyor. Bütün bunların haricinde Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı her yıl belli kontenjanda yurt dışı master doktora imkanı sağlamakta. Bu konuda özellikle Güney Pasifik ülkeleri Avustralya ve Yeni Zelanda için teşvik mahiyetinde kontenjanlar var. Her sene Milli Eğitim Bakanlığı web sayfasında bu imkanlarla ilgili başvuru şartlarını açıklıyor. Özellikle doktora eğitim ücretinin Yeni Zelanda'da çok cazip olması Türkiye'deki öğrenciler için ciddi bir fırsat.